Vay, yakışıklı. Ne işin var senin burada? Yolunu şaşırmış, bu belli. Ferhat, Ferhat gel. Ferhat, bak bana. Burada saklanacaksın. Ortalık sakinleşene kadar da dışarı çıkmayacaksın, tamam mı? Söz mü? Anne, bırakma beni anne. Hey, bana mı geldin yakışıklı? Zaten buluşacağız. Bırakma beni. Bak ne yapalım bak. Ben sana bunu vereceğim. Buluşana kadar sakla. Tamam mı? Bırak. Hadi sakın korkma. Hadi gel. Hadi sakla. Hadi. Dur. Şehnaz. Şehnaz, hadi bak, iyilikle söylüyorum. Kendi ayağınla gel. Hani o maviş oğlun var ya, buralarda bir yerde saklıyorsun biliyorum. Gözünün önünde gebertirim yine. Hadi. Geldin yakışıklı. Beni istemişsin. Dur ben çıkarırım. Dur. Ne yapıyorsun be? Kusura bakma. Hanımefendi iyi misiniz? İşine bak. Beyler hayırdır? İşine bak lan. Hayda. Yine zam geliyor. Neye geliyormuş usta? Benzine, mazota. Bu menet böyle yükselmeye devam ederse biz batarız ha, onu söyleyeyim. Abi günaydın. 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 Ali alsana şunları, bizim oğlan kırdı ya. Hemen abi. Ne o? Yine zam muhabbeti mi? Başka ne olsun ki? O kadar makine aldık. Borç yaptık. Hepsi dolarla bunları.
Ali Çayvaroğlu. Hemen usta. Günaydın. 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 Hallederiz babam, sıkma canını ya. Bak bugün şu kapalı çarşıda kadınla görüşmem var. Koskoca köşkün tadilatı, zaten o işi aldık mı gerisi kolay. Sen bana bakma oğlum, öyle boş bulundum. Hallolur bir şekilde. Ya, tabii hallolur babam, nedir yani? Gerçi kadın hiçbir şeyi beğenmiyormuş. Belki bizi beğenir ha? Hadi inşallah. Sen dert etme. Her şey olacağına varır. Oğlum çay versene. Verdim ya usta. Ha. Maşallah, maşallah. Bu gözler böyle bir güzellik görmedi. Kayıtlara geçmiş en büyük yakut 27.75 gramdır. 138 karat. Bu da yaklaşık 20 gram. Nereden buldunuz bunu? Hep bizdeydi. Osmanlı'da bir sultan kavuğunu süslüyordu. Bu yüzden bu kadar değerli. Gördüklerime hayran kaldım Banu Hanım. Sizin için özel parçalar seçtim. Alıyorum bunu da. Teslimat nasıl olacak? Ya ülkeden çıkışı? Hepsi bizde. Tüm riski ben alıyorum. Siz o tarafını düşünmeyin. İlaçlar zaten yoruyor. Bir yandan okul, bir yandan provalar, bilmem neler. Ne gerek var? Hiç kendine dikkat etmiyorsun. Ekip haftaya İzmir'e gidiyor konser için. Yolları açık olsun. Gidemeyeceğini biliyorsun değil mi Şirin? Banu zaten... Ya ne Banu ne doktor umrunda benim Yiğit. Ama nişanın umrunda. Ya sen enerjini düğünümüze sakla. Yakında Şirin Arhan olacaksın. Ali, kapat makineyi. Ya çıkayım artık, kadına geç kalacağım. Ferhat abi, köşk işi olursa dükkan ne olacak? Ece bir yazar koyarız kapıya. Gelen giden olursa sen koşturursun, iş kaçırmamamız lazım. Zaten köşk yakınmış oğlum, Beykoz'da. Ya uzak olsa ne olur abi, ben yetişirim. İnşallah olsun da. Olacak olacak, bu işi almamız lazım. Hayırlısıysa olsun evlat. Merhaba. Banu Hanım'la görüşecektim de Mimar Cem Bey yönlendirdi köşk tadilatı için. Marangozum. Buyur burada bekle, ben haber vereyim. Müzik
ilgilenir misiniz? Fransız işi. Öyle. 1855 Fransa yapımı. İşçilik kusursuz. 8 yılda yapılmış. Sonra da Dolmabahçe'ye hediye edilmiş. Oradan da sizin koleksiyonunuza. Banu Karalı. Ferhat. Daha önce böyle bir restorasyon işi yaptınız mı Ferhat Bey? Vallahi yaptık desem yalan olur Banu Hanım. Ama biz her işimizi kendimize yapıyormuş gibi yaparız. Bizim sözümüz teminatımızdır. Açık konuşayım. Uzun zamandır köşkün yıllık bakımını yapan ustamızı bir süre önce kaybettik. Bu benim için zorunlu ve büyük bir değişiklik olacak. Takıntılıyım biraz köşkle ilgili. O yüzden buradayım. İddialısınız. Yani evet iddialıyım. Ama zaten Mimar Cem Bey de onun için yönlendirmiştir. Yani işlerimizden memnun kaldığı için. Ama daha önce böyle bir iş yapmamışsınız. Evet yapmadık. Ama bir yerden başlamak lazım Banu Hanım. Önemli olan birinin o şansı size vermesi. Haklısınız. Mimar Sinan'da ilk eseri Şehzade Camii'ydi. Geldiğiniz için teşekkür ederim. Anladığım kadarıyla sözlerim sizin için yeterli olmadı galiba. Yok. Düşüneceğim Ferhat Bey. Değildi. Efendim? O İstanbul'daki ilk eseriydi. Sinan'ın ilk eseri Halep'teki Hüsreviye Camii'dir. Kabalık ettiysem özür dilerim. Öyle dan diye söyledim. Yok. Neden kabalık olsun? Doğruyu söylediğiniz için mi? Zamanınızı aldım. Kusura bakmayın. Ferhat Bey. İş sizindir. Yarın köşke gelin, detayları Sadık'la görüşürsünüz. Pişman olmayacaksınız. Umarım. Efendim. Evet benim, buyurun. Evet evet, ödeyeceğiz. Anladım. Peki bu tarihi ileri atabiliyor muyuz? He. Zaten gecikmiş ha. Tamam, yarın ödeyeceğiz. Alo, akşama iş var mı? Aynen, haber bekliyorum. Nasıl gidiyormuş? Hazırlıklar tamam. Şeyhin Yakut'unu en son yerleştirecekler. Son istemiyorum. Alo. Merhaba Banu. Merhaba Hüsrev abi. Toplantı var, gelmen lazım. Tamam, ne zaman? Hemen şimdi, acil. Benim niye haberim yok? Ani gelişti. Kusura bakma Banu. Neymiş bu kadar ani gelişen? Hem de benim haberim olmadan. Gelince anlatacağız Banucuğum. Tamam, geliyorum. İlk olarak montürü tanımak lazım. Çünkü pırlantanın güzelliğini ortaya çıkaran şey montürdür. İki çeşidi vardır. Kalın tırnaklı ve ince tırnaklı montür. Şu an önünüzde incelemekte olduğunuz modelde kalın tırnaklı bir montür kullanılmaktadır. Piyasada en çok tercih edilenler kalın tırnaklı montürlerdir. Şirin! Şirin! Aç gözünü! Hocam ambulans çağırın! Kazım. O ne Allah aşkına? Tarçın ya. Bıraktım da. Hmm. Hoş geldin Banu. Böyle alelacele, habersiz.
Meraktayım açıkçası. Evet, biraz acele oldu. Kusura bakma. Evet. Hüsrev anlatsın. O daha iyi ifade eder. Hüsrev abi. Cesur aracılığıyla bir teklif aldık. Sarı Soner'den. Sarı Soner. Hı. Uyuşturucu iş yapan. Hatırladım. Parasını bizim ağ kullanarak transfer etmek istiyor. Sadece parayı yurt dışına çıkaracağız. Bugün parayı çıkarırsa yarın malını çıkarmamızı isteyecek. Anlıyorum ki burada herkes kararını vermiş. İyi. Ben yokum. Bu işe girerseniz kendi ağınızla girersiniz. Senin ağını, senin bağlantılarını kullanmadan bu kadar büyük bir parayı transfer edemeyiz. Biliyorsun. Benim uyuşturucuyla işim olmaz. İşler artık eskisi gibi değil Banu. Sen de biliyorsun. Sadece tarih eser çıkarmakla olmuyor. Bak, para transferi bizim yaptığımız en kârlı iş. Senin işlerin maşallah var tabii. Allah daha çok versin de. Hani biz de taşıyamıyoruz. Cesur, sakin ol. Banu, sen bana babanın emanetisin. Ama buradaki herkesi düşünmek zorundayım ben. Sen şimdi şey yapma. Acele etme. Bir düşün, bakarız. Ben Ömer Karalı'nın kızıyım. Ne uyuşturucu taşırım, ne de parası. Şirinim nasılsın? Banu, Gamze ben. Bir şey diyeceğim ama heyecanlanma. Bir şey mi oldu? Derste bayıldım. Çok güzel bir kanal bulduk. Merak etmeyin, bütün ayarlamaları yaptık. Hayır hayır, bir aksilik çıkmayacak Allah'ın izniyle. Tamam. Hadi selamlar, hürmetler. Abi, Banu parayı taşımaya kabul etmemiş. Demek lan etmemiş. Ötecek lan! Abi kadın çok inatçı. Laftan anlamıyor. Biz de anladığı dille konuşuruz koçum. He? Ne yapacağız abi? Banu Hanım'a en büyük zaafıyla vuracağız. Durumu şu anda stabil. Ani üzüntü, stres, yorgunluk yok. İyi ama şimdi değil mi? Evet ama... Bundan sonra daha dikkatli olmanız gerekiyor. En ufak streste kalbi çabuk yoruluyor. Bunu anladık. Tekrar geçmiş olsun. Sağ ol. Neye üzülüyor bu kız? Neye takıyor kafasını? Bilsem. Ham. Gelsin Salim Usta. Hoş geldin Ferhat Usta. Yorulmadın mı babam? Gün doğmaktan yorulur mu be oğlum? Hem çalışırken asıl rahat ediyorum biliyorsun. Ali? Gönderdim haytayı. Pek bir iş kalmadı zaten, bitti sayılır. Görüşme nasıl geçti? Bizden kaçar mı babam? Nasıl yani? Aldın mı işi? Aldım tabii baba ya. Aldım. Baştan söylesene oğlum. Her şeyi yoluna koyacağız babam. Sen takma kafana.
canım. Benimkini de getirir misin? Gel canım, yat şöyle. İyiyim gerçekten. Olsun. Kal burada. Çıkarsa haber verelim mi? İşe başlıyoruz kısmetse. Ama ihtiyaç olursa ararım. Tamam. Eyvallah. Geri gel. Ne oluyor? Banu. Dur. Sadık. Ne oluyor? Tuzak. Banu. Yok bir şey. İyi. Sakin ol. Aşağıda kalın, tamam mı? Ben öndekini alıyorum. Sen arkadakini al. Hangisinden geçebilirsek arabayı oradan çıkaracağız, tamam mı? Tamam. Hadi. Yeah.
Sakin, bir şey yok. Dokunma. Korkma, korkma, korkma. Ben onlardan değilim, korkma. Ya kimsin sen? Neresi burası? Burası benim marangozhanem. Korkma, bir şey yok. Ya ben nasıl geldim buraya? Size saldırdıklarını gördüm. Ben yardım etmek istedim. Bir şey yok, sakin ol. Gerçekten. Ablam nerede? İyi mi o? Bir şey mi oldu ona? Dur, ablanı ara. Al, sakin ol. Bak, sakin. Ben onlardan değilim. Sakin ol. Al. Nerede? Dur. Al, ara ablanı. Al. Al. Sakin. İyi misin? Tamam, acele edin. Şimdi konumu yolluyorum sana. Hemen buraya bir araba gelecek. Koruyamadım. Uzattın zaten. Paşa bahçedeyiz. Hadi. Kaçırdılar. Hadi, şirinimi hadi. Kaçırdılar. Tamam, ya tamam. Şirinimi götürdüler. Bulacağız, ya bulacağız. Nasıl bulacağız? Nasıl bulacağız? Ya nasıl bulacağız? Nasıl bulacağız? Ya nerede? Nerede ya? Sakin ol. Alo. Şirin. Şirin mi? Şirin. Şirin, neredesin? Bir tanem, neredesin? Evet. Tamam. Tamam. İyisin değil mi Şirin? Tamam. Ver. Ver aç. Banu Hanım, sakin olun. Ferhat. Ben onlardan değilim, sakin. Bugün tadilat için gelen. Evet. Ben de sizin kadar şaşkınım. Ben onlardan değilim. Kimsin lan sen? Kimin için çalışıyorsun? Ben marangoz Salim'e çalışıyorum. Sen kime çalışıyorsun? Sağlık. Tamam. Umarım hikayen doğrudur Ferhat. Tekrar görüşeceğiz. Nasılsınız ha? Neyiz babaanne? İyiyim iyiyim, merak etme, bir şey olmadı. Nasıl merak etmeyeyim, nasıl merak etmeyeyim? Ya başına bir şey gelseydi? Bana bak, kimin yaptığı belli mi? Değil. Hüsrev'e haber verdiniz mi? Verdik. İyi, gel benim bir tanem. Gel benim güzel kızım. Oo, limon gibi olmuş suratı yavrumun. Bundan sonra yalnız doktoru dinleyeceksin, duydun mu beni? Şimdi sana sıcak bir çorba yaptıracağım. Göreceksin, hiçbir şeyin kalmayacak. O benim güzel kızım. Canım yavrum. Hedefleri biz değildik Sadık. Şirin'i kaçırmaya çalıştılar. Polisler ne oldu? Bizden iki kişi gitti. Olay olduğu gibi anlatacaklar. Arabada onlar vardı yani. Silahlar? Halledeceğim ben, merak etme. Sakin ol. Şirin! Şirin. Şirin, iyi misin? Yok yok, tamam, iyiyim ben. Bir şey yok. Yalnız kalmak istiyorum sadece. Ay, bu kız çok geçiriyor. Vallahi bu kız çok geçiriyor. Allah'ım ya Rabbim.
İyi ki bu delikanlı çıktı karşısına, görüyor musun? Hangi delikanlı? Babamın mezarı üzerine yemin ederim ki bunu yapanlar hesabını verecek. Bu iş çözülene kadar Şirin köşkten çıkmayacak. Kuş uçmayacak etrafta, korumaların sayısını arttır. Şirin'e hissettirmemeye çalışın. Gerilmesin. Anlaşıldı. Şu atölyedeki çocuk. Timuçin. Olaydan haberim var. Kim olduklarını öğrenmem lazım. Tam kızı almış bizimkiler. Hı. Bir herif çıkmış. Nereden gelmiş, nasıl gelmiş görmemişler bile abi. Kızı almış gitmiş. Lan geri zekalılar! Boştan korkulu diye mi tutuyorum lan ben sizi? Ha! Alo. Para işinde bir pürüz çıktı. Yok yok, uzamayacak. Uzamayacak dedim lan. Birkaç güne daha ihtiyacım var. Tamam. Parayı yollamamız lazım Haydar. Bilmiyor ki burayı. Babam bulur bizi oğlum. Babam olsaydı bizi korurdu değil mi? Kötü adamlardan kaçmazdık o zaman. Korurdu yavrum. Ben de büyüyünce seni kurtaracağım. Kötü adamları öldüreceğim. Sakın. Bir daha duymayacağım. Bir cana kıymak dünyadaki en kötü şey. Ferhat. Bir insan ölürse çok insan ölür. Unutma. Ben kötüler diyorum ama. Ne olursa olsun. Söz ver bana. Asla bir cana kıymayacaksın. Ha? Söz ver dedim. Söz. Burasıymış. Bizi buldular. Ferhat gel. Gel canım gel. Koş,
Bu akşam ben getireyim dedim. Nasıl olduğunu da merak ettim. Hı? Küçükken babam bir gece sütümü getirmeye gelmedi. Merak ettim, çıktım baktım. Çalışma odasında bir arkadaşıyla konuşuyor. Hayatta istediği her şeye sahip olduğunu anlatıyor. Baba olmak istedim, oldum. Hep sevdiğim işi yaptım. Ne hayatım bana borç kaldı ne de benim ona. Böyle dedi. Şirin'in babamla ilgili durumundan... Biz bugün ölebilirdik Banu. Ama hayatım bana borcu kaldı. Ben hayatta yapmak istediğim tek bir şeyi yapmadan ölebilirdim bugün. Ama ne fark ettim biliyor musun? Ben böyle yaşamaya devam ettikten sonra 50 sene daha yaşamışım. Hiçbir şey fark etmeyecek. Ben yaşamak istiyorum Banu. Bugünden sonra istediğim gibi yaşamak istiyorum. İyi misin? Değilim. Nasıl iyi olabilirim? Haklısın. Ama onları bulacağım Hüsrev abi. O kurt postundaki köpeklerin inlerini teker teker bulacağım. Ama daha iyi günlerim oldu. Yolu kapatan kamyonet MOBESE kayıtlarına göre bir süre önce gelip orada beklemiş. Kim olduğunu bulabildin mi? Henüz değil. Plakayı kapatmışlar tabii. Ama bulacağım merak etme sen. Soner'in işi mi sence? Narkotik her hareketini izliyor. Takibe takılan hiçbir şüpheli hareketi yok. Ama tabii yine tedbirli olmakta fayda var. Diğeri? Marangoz mu? Temiz. Birkaç kavga dövüş işine bulaşmış, o kadar. Başka? Babasıyla 10 yıldır o atölyede çalışıyor. Başka kimsesi yok. Birkaç yıldır paralı dövüş işlerine bulaşmış. Bir de birini arıyor. Kimi? Onu henüz öğrenemedim. Banu. Yani gerçekten tesadüfen oradaymış gibi görünüyor. Kendi halinde bir adam. Peki. O zaman borcumuz olan teşekkür ederim kendisine. Banu bir kere yok dediyse o iş olmaz. Geri vitesi yok kızım. Rey'i koymamışlar. Ne yapacaksın? İkna edemeyeceğiz. Banu yapmıyorsa bu işi sen yapacaksın. Banu'dan habersiz yaprak bile kıpırdayamaz. Ben sana verdiğim sözü tuttum, onu ikna etmek için elimden geleni yaptım. Daha fazla zorlama. Peki. Tamam. Tamam. Kolay gelsin. Sağ olun, hoş geldiniz. Buyurun. Ferhat'a gelmiştim. Ferhat, biraz konuşabilir miyiz? Tabii, buyurun. Dışarı çıkalım. Yok, biz çıkarız, biz çıkarız. Ali, gel.
Buyurun. Ne için gelmiştiniz? İki sebebi var. Birincisi bizzat teşekkür etmek istedim. Teşekkürlük bir şey yok. Kim olsa aynı şeyi yapardı. Kimse yapmazdı. Kimse kendini öyle kurşunların arasına atmazdı. Kardeşimi kurtardı. Ne kadar teşekkür etsem az. İyidir inşallah. Şirin mi? İyi. Sayende. Estağfurullah. İkinci sebebiniz nedir? Şirin için aldığın riske karşılık. Küçük bir hediye. Ben kimseye borçluk almak istemem. Sen bana ihtiyacım olduğu anda yardım ettin. Ben de sana ihtiyacın için yardım etmek istiyorum. Teşekkür kâfi. Hediyeniz kalsın. Buyurun. Yani benim paraya ihtiyacım var tabii. Ama uğruna ter dökmediğimiz paraya değil. Köşkün tadilatını bitirdiğimde hakkım olanı alırım. Peki. Anlaştık. Anlaştık. Başlamak istiyorum da. Ne zaman başlarsınız? Hemen, yarın. Çok güzel. Hayırlı olsun. Sağ olun. Ben bir etrafa bakabilir miyim? Şey, malzeme listesi çıkarmak için. Tabii. Kolay gelsin. Sağ ol. Nasıl yani?
Ya rahatsız etsem kusura bakmayın, öyle ben duyunca... Yok canım yok, önemli değil. Ben şaşırdım yani sadece. İyisiniz değil mi? Hı hı. Siz peki burada? He, ablanız çağırdı da köşkün bakımı için. Ha. Evet, o da Behzat Usta'dan beri kimseye ikna olmuyordu. Çok tuhaf. Yani biz her işimizi kendimize yapıyormuş gibi yaparız. O konuda bir sıkıntınız olmasın, bizim sözümüz teminatımızdır yani. Hayır canım, ben ona demedim. Yani işiniz için söylemedim. Ne çok garip, şimdi söylesem inanmayacaksınız ama. Yani söyleyin. Tam şimdi çalarken size teşekkür edemediğimi düşünüp üzülüyordum. Sonra bir bakıyorum karşımdasınız, sanki sizi çağırmışım gibi oldu. He, öyle olmuş. Baştan alalım mı? Neyi? Şirin. Ferhat. Ferhat, neyin var senin oğlum? Yok bir şey mi baba? Sana her şeyi öğrettim ama bir yalan söylemeyi öğretemedim. Onu da kendi kendime öğrendim baba. Ferhat, sen iyi misin oğlum? O geceyi düşünüyorum baba. Allah'ım sen yardım et. Doktor küçük yara beri dedi. Bir şeyin yokmuş. Birazdan çıkarız. Aynı yere mi götüreyim seni? Kötü adamlar annemi kaçırdılar. Kim bu kötü adamlar? Bilmiyorum ama annemi kaçırdılar. Başka kimsen yok mu? Yok, babam da pisti. Ya beni de alırlarsa? Korkma, korkma. Korkma, kimse sana bir şey yapamaz artık. Korkma. Ben varım. Bak, İbnül Vakt ne demektir bilir misin? Zamanın oğlu demektir. Derler ki, geçmişin vaktiyle meşgul olan ikinci vakti evden kaçırır. Yani yalnızca şu an vardır. Derviş olan bilir ki geçmişin kimseye faydası yoktur. Vakit bu vakittir Ferhat. Geçmiş zayi oldu gitti. Ona takılıp bugünü de zayi etme. Bilmiyorum Banu, bilmiyorum. Yani iş görüşmesine geldiği gün Şirin'in kaçırılması tesadüf mü? Ben yemiyorum bunları. O gün atölyede bir sürü para vardı. Niye bu kadar uğraşsın ki? O gece dibimize kadar girdi. Şirin de elindeydi. Bir şey yapmak istese yapardı. Bilmem, belki başından beri planı buydu. Belki burnumuzun dibine girmeye çalışıyor. Bizim beceriksizliğimizi ona yüklemekten vazgeç artık. Köşke hayatımıza girip ne alabilir bizden? Ha? Bu evde bizim dışımızda ne var? Sadık, endişeni anlıyorum. Bu kadar şüpheleniyorsun madem, gözün üstünde tutarsın. Hı? Adamı avucunun içine kadar koydum, daha ne? Anlaşıldı. Vay vay vay. Şu zenginliğe bak. Bekar kızları var mı bunların? Malzemelerindir. Önce pancurlardan başlayalım diyorum baba. Onları bir aradan çıkaralım, sonrasına bakarız. Ustaya zanaatı sorulmaz.
oradan başlayalım diyorsan oradan başlarız. Estağfurullah baba, sen buradayken. Gönder. Bu da sonuç. Kaldın bir şey? Yok, bitti usta. Her zamanki gibi dinlenmen lazım masalları işte. Yok yok, iyiyim, merak etme. Sen hocalarla konuşursun, olur mu? Tamam canım, okulda bir şey olursa ararsın, hadi bay bay. Sen okulu kafana takma sakın, tamam mı? Ben konuşurum hocalarımla falan. Aa, neden? Deliyim misin sen benim? Tamam Şirin, ne oluyor ya, azarlar gibi. Allah Allah, bir şey demedik. Ha, ben de bir şey demedim. Ama yani kendi işimi kendim halledebilirim, değil mi? Hallettim de zaten. Oo. Bak sana bir şey söyleyeceğim Şirin. Ya. Senin sinirin bozuldu bak. Gel kaçırayım seni biraz, ha? Kafan dağıldı. Hayır bak, değilim ben gerçekten. Sen demiyor muydun zaten çok yoruluyorsun diye, dinleniyorum. Sen beni merak etme yani. Tamam Şirin. Tamam. Şirin'i kurtaran. Bağını yaptı da olacak iş değil. Ver eline üç kuruş gönderen serserisini eve sokmak ne? Vardır bağının ömründe. Benim gözüm hiç tutmadı bu herif, haberin olsun. Merak etme, gözüm üstünde. Sağ ol. Var mı bu hafta önemli bir müşteri? Yok Banu Hanım. Yani şu Kayserili adam gelmek istiyor ama. Anladım. Hoşlanmıyorum o adamdan. Gelip senden alışveriş yapacaksa tamam. Tamam Banu Hanım. Var mı bir haber? Kamyonlara ulaşamıyor musunuz peki? Kim bu kadar iyi organize olabilir? Neyse tamam. Anladım. Bekliyorum. Hoşça kal. Teşekkürler. Bayağı sıkı çalışıyorsunuz. Hemen başlamışsınız. Vallahi siz de öyle. Ay ben çok mu şişirdim kafanıza? Özür dilerim rahatsız ettiysem. Yok canım, olur mu ya? Bayağı güzel çalıyorsunuz. Sıkı çalışıyorsunuz yani siz de. Teşekkür ederim. Ama daha çok yolum var. Yani aslında o kadar da iyi sayılma. Müzisyen misiniz? Yok. Yani keşke. Takı tasarımı okuyorum ben. Son sınıf. Ha. Ben de öyle bir şey var sandım. Hani... Ne gibi? Ne bileyim, albüm gibi, gösteri gibi. Yakınlarda var bir konser. Ama durumlar böyleyken gitmem biraz zor. Tabii.
O geceki olayı diyorsunuz değil mi? Yani o da var tabii ama... O sahneye çıkacak cesaretim yok zaten benim. Gitmesem de olur aslında. Yani sahneye çıkacak cesaretse... O 100 yıl geçse de değişmez o iş. Bu şey gibi böyle ringe çıkmak gibi. Çıkana kadar her şeyi gözünde büyütürsün, stres yaparsın falan. Sonra? Yani ilk yumruğu yiyince her şeyi gözünde büyüttüğünü anlarsın. Onun gibi bir şey bu. Sen cid çıktın mı? Ringe yani öyle gibi konuştun da. Ay Sadık abi ne var? Konuşuyoruz. Sorun yok, ben zaten işime bakayım. Teşekkür ederim, sağ ol. Hayırdır oğlum? Bir şey yok baba. Bugünlerde de başka bir şey demez oldun ha. Sen de pek beyhamlı oldun baba. Günaydın. Kusura bakmayın, ortasından başlayacağım. Laf uzatmanın manası yok. Benim buradaki her hareketimi izletiyorsunuz, eyvallah da. Eşime adam takıp ailemi huzursuz etmek nedir? Kardeşim söz konusu. Kimseye güvenmemekte haksız mıyım? Seni tanımıyoruz sonuçta. Mesele bu mu yani? Kardeşinizin güvenliği. Elbette bu. Yetmez mi? O zaman işiniz rahat olsun Banu Hanım. Ben bu kadarım. Göründüğüm kadarım. Kimse göründüğü kadar değildir. Adamların evinin etrafına dolaştırma. Adamlarını çek. Ne haber Ali? İyidir Aysel. Sen nasılsın? İyi, ne olsun. Kaç gündür dükkan kapalı hep. İş mi? Evet. Ben de müşteri bir şey getirecekti de ondan geldim. Dönüyorum şimdi. Anladım, peki. Ben de bunu getirmiştim dükkandan. Ay çöreği. Ferhat sever. Verirsin sen. Olur, olur. Çok sağ ol. Ben de çok severim zaten. Neyse, hadi kolay gelsin. Sana da. Sütunları bitirir bitirmez de cila işine başlarsın. Onu da kamyonet de almak lazım. Az malzeme değil. Ne olur ne olmaz. He? Ferhat. Cila diyorum, cila. Tamam babam, alırız ya. Cila nedir? Tükenecek hali yok ya. Uranyum sanki anasını satayım. Ne biçim konuşuyorsun milletin önünde? Abla bir baksana, yeter mi kadar? Hepsini doğra, kenarlarını da al. Onu bitirdikten sonra şirine de bir bak. Yetiştim valla.
Abla bana da bir tabak koysana be. Tamam ablacığım, koyarım ama çabuk yiyin, tamam mı? Mutfakta çok iş var. Tamam, 2 dakikada yerim. Şunu da sonra çayla yeriz. Ne bu? Ayçöreği. Ayçöreği? Hı hı. Nereden çıktı bu? Aysel getirdi. Sana da selam söyledi abi. Aysel mi? Hı. Yaşıtın mı lan senin o? Yani usta, ben o kadar büyük değil diye biliyorum onu. Allah Allah, o kadar büyük değil diye biliyorsun ha? Fakat kızı da iyi tutturmuş ha Ayçöreği'nin. Nereden bilsin senin o kadar sevdiğini? Teşekkürler. Hayırdır Ferhat bu saatte? Malzeme alacağım. Ne oluyor? Tadilatı yapan usta geldi. Ne bu rezalet Allah aşkına? Ferhat aç kapıyı Ferhat. Ferhat. Ne oluyor Ferhat? Kapıyı aç. Kapıyı aç. Kapıyı aç. Bana hanım. Sakin ol Ferhat. Sakin ol. Bana hanım. Sakin ol. Fatih bırakın. Tamam, bırak. Fatih bırakın. Sakin ol. Bırakın. Yine gel. Ferhat, ne oluyor gece gece? Bu ne rezalet? Atın şunu dışarı. Sana adamlarını çek demiştim. Lan bana bak. Ne eşkıya gibi kapımıza dayanıp şov yapıyorsun sen ha? Ya Yiğit. Bana bak, çek arabanı. O benim adamım değil. Senin adamın değilse kimin adamı? Lan adam benim adamım, ne yapacaksın? Ya Yiğit! Lan sen kimsin? Oğlum yapma! Lan benden ne istiyorsun? Kimsin sen, peşime adam takıyorsun lan? Nişanlımı senin gibilerden korumaya çalışıyorum. Peşine adam da takarım, orada da takarım. Sana hesap vereceğim. Oğlum tamam. Yiğit. Gel şuraya, gel Allah aşkına, gel şuraya. Yürü Şirin, yürü. Yürü. Ameri ise ameriliğini bilecek. Hadsiz! Hadsiz! Gel baba. Banu! Geç çocuğum, geç. Thank you.
Yaptığını hoş görmüyorum. Ama anlıyorum. Özür mü bekliyorsun? Evet. Özür dile. Yine sen adam gönderdin sen. Ne yapayım? Ödeştik diyelim bence. Eyvallah. Benim nişanlımın burnunun dibinde dolanacak. Ben de öyle duracağım, sonra da adamım diye ortalarda gezeceğim, öyle mi? Ya kimse beni korumaya çalışmasın artık, yeter ya! Şirin, yeter. Sesini indir. Nişanlınla konuşuyorsun. Susayım ben değil mi babaanne? Sen sus, ben susayım. Yiğit Bey de mafyacılık oynasın. Şirin, sana ne oluyor ya? Ne bu hallerin? Bak bıktım. Anladın mı? Bıktım. Bu raconunuzdan, korumalarınızdan, silahlarınızdan bıktım. Ben bu hayatı istemiyorum ya! Şirin? Ne oluyorsun? Onu size sormak lazım, Banu. Ya adam benim hayatımı kurtardı, geldi burada namusuyla işini yapmaya çalışıyor. Bir yandan Sadık abi, bir yandan Yiğit Karabasan gibi çöküyorlar. Adamın üstüne ne oluyor ya? Tamam, ben hallettim. Neyi hallettin? Ya sizin için her şey bu kadar basit mi? Adam benim hayatımı kurtardı, anlıyor musun Banu? Şirin, nereye? Ferhat'tan özür dileyeceğim, bırak. Kimseden özür falan dilemeyeceksin Şirin. Ya rahat bırak beni. Aa, yeter artık. Sakin ol. Babaanne. Ferhat, ben senden çok özür dilerim. Ne işin var bunun? Ya içeriye davet etmeyecek misin? Buyur. Senden Yiğit adına çok özür dilerim. Kimse adına bir şey yapma. Senin bir suçun yok. Ya hayır, var işte. Ya Yiğit beni kıskandığı için. Şirin tamam. Ya Ferhat. Bak ben hayatımda ilk defa böyle bir şey yapıyorum. Senden özür dilemek için. İşi bırakmayacaksın. Köşke döneceksin değil mi? Benim hayatımı kurtardın. Sonra beni anladın. Yani kötü bir adam olamazsın sen. Hem lafımız teminatımızdır dedin. Söz verdin. Oo, Yiğit Bey. Nerelerdesin kaç gündür?
Buradayız işte. Neye takıldın sen yine? Ya yok bir şey ya. Şirin'le kavga etmişsin. Ya sıkıldım. Şirin'den de, Banu'dan da, babamdan da... hepsinden sıkıldım. Bırak kendini. Şirin, anahtarımız bizim. Babanı, Banu'yu alt etmek için o kıza mecburuz. Sabredeceksin sevgilim. Sonra her şey bizim olacak. Her şey. Baba, buyurun benim. Hayırdır inşallah? Şu sıralar pek atölyede kalmaz oldun. Ne o, memnun değilsin herhalde baba. Memnun olmasına memnunum. Da senin canın sıkkın. Geçen akşamki konumu yine. Başka bu sefer. Güzel mi bari? Olmayacak bir şey. Oğlum bak. Vaktiyle biz de gençtik, biz de sevda çektik. Burası var ya burası. O ne diyorsa onu yapacaksın. Sen varacağın toprağa değil, diyeceğin rüzgarı düşün. Yüreğin başka, aklın başka diyorsun artık. Ben artık eski Şirin değilim Gamze. O konsere geleceğim, sen hiç merak etme. Konuşuruz o zaman. Tamam, görüşürüz. Günaydın. Günaydın. Kolay gelsin. Sağ olun. Günaydın. Günaydın. O konsere gitmek istiyorum Banu. İzmir'dekine. Bu konuyu konuşmuştuk. Ya gideceğim diyorum Banu. Şirin. Az kalsın seni kaçırıyorlardı. Güvenliğini düşünmek zorundayım. Senin için en iyisi bu. Ya değil. Ya senin için iyi, buradaki diğer herkes için iyi ama benim için değil. Namlunun ucunda yaşıyoruz, görmüyor musun? Şey. Yok bir şey. Var diyorum. Şirin mi gene? Ben onun iyiliğini istiyorum. Onu korumaya çalışıyorum ama ne yaparsam yanlış yapıyormuşum gibi geliyor. Ben onu da kaybedemem babaanne. Canım. Canım. Halledeceğim ama. Merak etme. Etmiyorum. Her şeyi en iyi şekilde halledersin. Evelallah. Ali. Alalım. Ne alıyorsun şimdi?
göndermiyor bak. Beni buraya hapsediyor işte. Şirin, ablan senin... Ya bak bana artık. Ablan senin güvenliğini düşünüyor falan deme, tamam mı? Ben artık bunları duymak istemiyorum. Yumruk yemek istiyorum. Hani sen bana dedin ya. Her şeyi gözümde büyütmekten çok yoruldum ben artık. Ve hiç korkmuyorum ama onlar bunu anlamıyorlar. Ben artık burada böyle yaşamak istemiyorum. Böyle mahkum gibi ya da ne bileyim. Kafesteki kuş gibi. Yalnız gideceğim. Banu Hanım. Evet. İyi misin? Söyle Ferhat. Konuşalım biraz. Atla. Burayı pek kimse bilmez. Anladım anladım, merak etmeyin. Çok güzel bir yer, huzurlu bir yer. Saklamanız normal. Yakışıklı. Aman ha, sıcaktır. Dikkat et, yanma. Sağ olun. Şirin'le konuştum. Yani kardeşinizle konuştum. Sıkıntıyı az çok biliyorum yani. Köşkten sonra ailedeki tadilat işlerine de girdim diyorsun. Yani kusura bakmayın, öyle anlatınca ben de kayıtsız kalamadım onun için. Rahatsız oldu edemedim. Hayatımıza bir tık hızlı girdi. Bir tık. Onu tanıyamıyorum artık. Eskiden daha kolaydı her şey. Aslında yine kolay. Açık konuşabilir miyim sizinle? Yani bence biraz kontrol manyağısın. Yani manyak dediysem yanlış anlama ama... Anladım. Anladım. Ama öylesin yani. Babamın çok sevdiğim bir lafı var. Her şey olacağına varır. Onu nelerden korumaya çalıştığımı bilmiyorsun. Yani aslında bakarsanız biliyorum. O akşam ben de oradaydım. Ama ne kadar korumaya çalışırsan çalış. Olacağı varsa olur. Olmayacaksa da gördüğün gibi olmaz işte. Haklısın. Ne yapayım peki? Onu rahat bırak. Yoksa kardeşini kaybedersin. Yani kardeşinize. Yani aslında bana sorarsan sormuyorsun ama ben yine söyleyeyim. Bence kendini de rahat bırak. Senin de ondan farklı bir yanın yok. Neden bu kadar Şirin'in üstüne düşüyorsun? Yani sanki ablası gibi değil de... Annesi gibi. Değil mi? Öyle olmak zorundaydım. Yoksa eksik kalacaktı Şirin'im. O daha çok küçükken ailemizin başına bir felaket geldi.
Gönder diyorsun yani Şirin'e. Yani bence ikiniz için de en iyisi olur. Peki. Nasıl göndereceğim? Bence sizin gibi zeki bir kadın için bu bir sorun değil Banu Hanım. Ya hala inanamıyorum. Gerçekten gidiyoruz değil mi? Yola çıktığımızdan beri tepkisizdin. Ya İstanbul'dan çıkana kadar inanamadım çünkü. Şirin'i bağ evine gönderdim. Siz beni delirtmeye mi çalışıyorsunuz ya? Ya Şirin afra tafra bir hallerde. Sen kızı göndermişsin, benim haberim yok. Bir karar alırken sana soracak değilim Yiğit. Öyle demek istemedim Banu. Biraz kafasını dinlesin. Yalnız kalmaya ihtiyacı var. Siz de gerildiniz bu ara. Hı? İkiniz de biraz sınırı aştınız. Bir toplasın kendini. Sen de gereksiz kıskançlıklarından, paranoyalarından bir kurtul. Yiğit oğlum. Tamam baba, tamam, tamam. Banu ne yapıyorsun Allah aşkına? Ha? Çocuğun kıskanması çok doğal. Ne yapıyorsa sevgisinden yapıyor kızım. Ayrıca ne anlamı vardı Allah aşkına? Elin adamlarıyla kalktın, konserlere gönderdin çocuğu. Ha? Bir de üstelik yalan söyledin. Yalan söylemek zorundaydım babaanne. Biliyorsun. Kimsenin bu yolculuktan haberi olmamalı. Sadık'la gönderseydin yavrum. Gazeteye ilan vermekle aynı şey. Sence Sadık benim olmadığım yerde kimin yanında olabilir? Şimdi de herkes öyle düşünecek. Banu. Bir şey unutuyorsun. Yiğit, Şirin'in nişanlısı. Ha? Yarın da kocası olacak. Duydun mu beni? Kocası. Önce bir büyüsün. Adam olsun. Sonra koca olur. Bak böyle davranmaya devam ederse evlenmelerine de izin vermem. Neredesiniz? İzmir otoyolunu kullanmıyoruz. Yol biraz uzun olacak ama daha güvenli olacak. Her şey yolunda, merak etme. Güzel. Şirin nasıl? O da iyi. Al bak konuş. Alo, ne haber Banu? Ben iyiyim, sen nasılsın? Nasıl olabilirim sence? Çok iyiyim, hiç bu kadar iyi olmamıştım. Sesindeki şu mutluluğu duymak her şeye değer bir tanem. Banu, ben dün için çok özür dilerim. Haklısın, ben hep kendimi... Boşver, üzülme. Bugünün keyfini çıkar. Öpüyorum. Ben de seni. Ne oldu? Ya ben kendimi parçaladım Banu'yu ikna etmek için de kılı kıpırdamadı. Sen nasıl ikna ettin? Her şeyi de bilme. Meslek sırrı diyorsun yani. Yani öyle de denilebilir. İnsan ahşaba şekil verirken çok şey öğreniyor. İnsanların fikirlerine de şekil verebilmek gibi mi? Gibi. Peki. Nasılını geçtim. Neden? Yani neden bana yardımcı olmak için bu kadar zahmete katlanıyorsun? Sen beni köşeye döndürmek için niye zahmet etmiştin? Çünkü sen iyi birisin bence. Tamam, sen de fena değilsin işte. Ayrıca bayağı iyi anlaşıyoruz. Yok canım, ondan nereden çıkardın?
Ne oldu ya? Bir şey mi oldu? Bir durgunlaştın. Biraz gerginim sadece. Konser yüzünden ben hazır değilim galiba. Senin gerginliğin açlıktan. Şimdi bir yemek yeriz. Hiçbir şeyin kalmaz. Ne olmuş Hüseyin? Araçları bozulmuş Banu Hanım. Sorun mu var? Arıza yaptı galiba. Normalde pek teklemezdi ama. Sizi ben bırakayım, çocuklar arabayı halleder. Olur mu öyle şey? Ferhat bizim için gitmedi mi? Onun yokluğunda siz de bana emanet sayılırsınız. İtiraz istemiyorum. Üstümüz başımız toz toprak, araba kirlenmesin. Kirlensin canım, ne olacak? Buyurun. Ay ne güzel bir köymüş burası. Evet, ben de yeni öğrendim. Sen İzmir'e mi gittin yakın zamanda? Hı. Geçen hafta. Ne güzel. Neden? Yer özel bir şeyse tabii. Yo, özelliğinden değil. Yemeğin üstüne biraz yürüyelim mi? Hiç hareket etmedik bugün. Olur. Çok iyi olur. Ne ağaçları bunlar? Biliyor musun? Kestane. Ihlamur ağacı. Şu meşe, onu da biliyorsundur herhalde. Yok, bilmiyorum. Sen coğrafya dersi almadın mı kızım ya? Aldım da unuttum oğlum. Ay sen nereden öğrendin peki bu kadar şeyi? Biraz babamdan, biraz da kitaplardan. Baban çok tatlı. Ya ben pek tanıyamadım tabii ama iyi biri olduğu yüzünden belli. İyidir, iyidir. Sizinkiler? Ben ailemi küçük yaşta kaybettim. Bir tek Banu kaldı. Özür dilerim ya. Öldürüldüler. Ne?
Annem, babam, abim. Öldürüldü. Kimseye anlatmadım bunu daha önce. Anlatılacak bir şey de değil zaten. Ama sen nasıl bir hayat yaşadığımızı gördün. Ya beni nereden kurtardın? Senin bile kafana silah dayadı var ya. Keşke sormasaydım ya. Önemli değil. Ben çok küçüktüm. Yani pek bir şey hatırlamıyorum. Daha çok Banu hatırlıyor olanları. Ay, neyse sen kestanelerden, çınarlardan bahset. Çınar değil, ıhlamur. Çocukluk geçirmiş. Belli. Mutluyduk ya. İkimiz aile olduk. İnsan ailesi eksilmeyince kıymetini bilmez. Bilirim. Annesiyle hiç fotoğrafı yok. Kusura bakmayın. Öyle pat diye söyledim. Evet. Kaybettik annesini. Kader. Niye aldın bunu? Hatıra. Ben de bir hatıra istiyorum. Sen de bayağı antikasın ha. Bu yolculuğu hiç unutmayacağım. Sana konserden önce son bir kıyak yapayım mı? Ederim. Ağla diye getirmedim ki ama seni. Kusura bakma, tutamadım kendimi. Halbuki ne kadar güzel. Evet. Çok güzel. Babamla kötü ayrıldık. Anlamadım. Yani ben kavga etmiştim onunla. Onun son görüşümde. Çok küçüktün. Geldi.
Çok özür dilerim, kusura bakma. Olur mu ya? Nasıl söz o? Bırak kendini. Tam zamanda geldik. Evet, çok iyi oldu. Şirin! Ben sana demedim mi ama gelirim diye? Merhaba. Görüşürüz. Bol şans. İyi de kızım, bu ne hal? Üstüne yıldırım falan düştü herhalde. Onun gibi bir şey oldu. Geç, 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 geç. Nasıl yani? Çabuk anlat. Neler oluyor? Ya bak, düşündüğün gibi bir şey yok. Tamam, düşürüyorum. İyi anlaştık, evet ama... Ya olamaz yani zaten öyle bir şey. Biliyorsun ben... Vallahi bal gibi de olur. Olmuş bile zaten. Ya Gamze. Ya Şirin, beni biliyorsun. Yiğit'i günahım kadar sevmiyorum. Ay sana da hiç yakıştıramıyorum yani. Doğruya doğru. Ya bunları şimdi konuşmasak, hı? Konserden başka hiçbir şey düşünmek istemiyorum. Tamam, tamam, hadi. Hadi. Nasıl? İyi miymiş? İyi. Her şey yolunda. Ya nasıl güvendin bu çocuğa bunca karmaşanın içinde? Senin kadar olmasa da biz de insan sarrafı sayılırız. Elinde hanım. Haksız mıyım? Senin de gözün tutmadı mı? Bu salak sana biz marangozuz ya. Getirdi tahtayı. Abi ne olur yap, ne olur yap. Ya olmaz oğlum, ne olur yap. Çıkan sesi duymanız lazım ya. Ya Şirin, nereden buldun bu adamı? Hep getir bunu. Olur olur, getiririm. Sıkılmıyorsun inşallah. Tanımıyorsun ya kimseyi. Yok canım, sen varsın. Sıkılır mıyım? Seni tanıyorum ya. Nasıldık sence? Çok güzeldin. Neyse, çok güzeldiniz. Çok iyiydiniz yani. Çok güzeldi ya. Biraz hava almak ister misin? Olur, çok iyi olur. Biz bir hava alalım, geliyoruz. Kaç senedir tanıyorum ben seni? En az bir 10 senesi vardır. 10 senedir buraya kimseleri getirmedin. Yalnız 2 gündür tanıdığın o yakışıklı. Lafı nereye getirmeye çalışıyorsun Eleni? Ferhat'ı diyorum. Alıcı gözüyle bir bakmadın mı yani? Ki
Kim? Ben mi? Benim derdim başımdan aşmış. Ya ne bu? İş, iş, iş. Sen yaşamayacak mısın? Bir baksana haline. Ne varmış halimde? Sağır mısın Banu? Aşık ol diyorum, aşık. Biraz da kendini düşün artık. O benden küçük. Olacak iş mi? Küçülsün de cebime girsin. Neyin derdindesin sen? Bak, bahane arıyorsan adam gibi bir bahane bul. Senin hava iyi geldi. Ay, dün geceki halimi düşünüyorum da o kadar mutsuzdum ki. Bir de şimdiki halime bak. Şimdi mutlu musun? Şimdi buradayım. Hayatımda ilk kez ne geçmişte ne gelecekteyim. Sadece buradayım. Mutluluk bu değil mi? İbnül Vakt. Ne demek o? Zamanın oğlu demek. Derviş olan bilir ki geçmişe kimseye faydası yoktur. Vakit bu vakittir. İki zamana bir arada yaşamaya çalışan bir zamanı zayi eder. Oo, bilgi dolusunuz Ferhat Bey. Demek tasavvuf da var ilgi alanlarınızın içinde. Yani son zamanlarda evet. Ne bu? Hatıra. İnanmıyorum sana. Çam sakızı çoban armağanı. Gerçekten çam sakızı kokuyor. Kokla. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasıldı yol? İyiydi. Hoş geldiniz. Nasıl gitti? İyi. Yorulduk biraz ama. Sağ ol Ferhat. Bir şey yapmadım. Kahvaltı hazır. Geçelim içeri. Yok, ben gideyim şimdi. Yoldan geldim. Babamlar bekliyordur. Haklısın. Yorulmuşsunuzdur. Siz eve gidin bir dinlenin ama bana söz verin akşama yemeğe bekliyoruz ha? Şöyle doğru dürüst bir teşekkür edelim sana değil mi? Olur. Gelirim. İyi günler. Görüşürüz. Görüşürüz.
Ben bir elimi yüzümü falan yıkayım. Selamun aleyküm Ferhat. Aleyküm selam Bekir. Ferhat, hayırlı günler. Hayırlı işler Hasan emmi. Sağ ol. Ferhat. Ne haber Aysel, nasıl gidiyor? İyi çok şükür. Gel istersen, hatırı bir kahvemizi içersin. Hem sana ay çöreği ayırdım. Şimdi yol yorgunuyum ya. Bir dahaki sefere geleyim, söz. Tamam. Geçen gün de yedik ay çöreğini, çok güzeldi. Vallahi ellerine sağlık. Afiyet olsun. Görüşürüz o zaman. Tamam. Söz verdim. Tamam, hayırlı işler. Sağ ol. Oo, ben de diyorum mahalle niye aydınlandı birden? Meğer alemin kralı gelmiş be. Ulan Ali. Vay, ne haber Ferhat? İyilik Yusuf. Kolay gelsin. Eyvallah kardeşim. Bravo abi. Jilet gibi git kızın yanına. Oğlum ne kızı diyorum ya. İş yemeği için teşekkür. Hadi hadi bırak şimdi bu işleri abi ya. Nasıl tavladın abi kızı? Oğlum boş yapma. Boş yapma. Olmaz, doğru diyorsun. O ciğerci kedisi, sen sokak kedisi. Yani koskoca Karalıların kızı sonuçta. Abi, bir şey mi oldu? Yok. Aklıma bir şey geldi. Kusura bakma, ben o anlamda demedim biliyorsun. Yok oğlum, yok. Sorun yok. Hoş geldin Ferhat. Ne kadar şıksın. Sağ olun. Siz de öyle. Çiçekler de çok güzel. Teşekkürler. Evet. Hoş geldin. Hoş bulduk. Buyur. Hadi. Hoş geldin yavrum. Hoş bulduk. Gel bakalım. Babaannem. Döktürmüşsün yine. Saçmalama şirinim. Bugün ağır misafirimiz var. Yapacaktık elbette. Ha, zahmet etmişsiniz. Rica ederim. Şöyle alayım sizi. Beklediğim misafir de geldi. Misafir? Hı? Dünürümü çağırdım. Ailece bir yemek yeriz dedim, değil mi? Hoş geldin. Buyurun.
efendim. Hoş geldin. Kusura bakmayın, geciktik biraz. Yavrum. Hoş geldin Hüsrev abi. Hoş bulduk. İyi akşamlar. Geç Hüsrev, geç. Geç yavrum. Buyurun. Bu Ferhat. Her eve lazım bu devirde. Şey gibi. Ne o? Var ya. İsviçre çakısı. Açıyorsun marangoz. Açıyorsun koruma. Açıyorsun şoför. Öyle. Yok. Mert adam bulmak öyle kolay değil. Evini sofranı açıyorsun. Ya aslında Ferhat, ben de sana şahsen teşekkür etmek istiyorum. Yani aramızda öyle başta bir tatsızlık falan oldu ama Şirin'in bugünü ise senin sayende. Sağ ol. E sen de artık bizden biri sayılırsın. Yakında aile oluyoruz, evleniyoruz malum. Diyorum ki bizim evin işlerini de sen yap. Ahşap doğrama falan elinden ne geliyorsa. Osmanlı. Bayılıyorum Osmanlı'ya ya. Osmanlı işlerini ben de severim. Ama burası Osmanlı değil. İran mimarisi özellikleri taşıyor. 19. yüzyılın sonunda bu tarz köşkler yapılırken daha çok Doğu mimarisinden etkilenilmiştir. Ama bilmemeniz normal. Bunlar öyle bakarak anlaşılmıyor Yiğit Bey. Yiğit, şimdi bunları konuşmanın ne gereği var? Olur mu ya? Ferhat'ı sofrada bulmuşum. Mesaisinden mi çalayım yani? Çok akıllıca. Vallahi çok akıllıca. Ferhat gibi ustabaşı nereden bulacaksınız ki? İş güç konuşarak daha fazla Ferhat'ı sıkmayalım ha? Bu gece usta değil, misafirimiz. Çok naziksiniz Manu. Onur duydum. Ben kalkmak zorundayım. Bu biraz acil bir konu. Hayırdır Hüsrev abi? Sen merak etme. Al sorma bana. Benim başım tuttu biraz, özür dilerim. Kusura bakmayın. İyi misin? Şirinim ne oldu? Çok açtı. Yoldan herhalde Banu. Geleyim mi? Yok yok. Ben bir bakayım ya. İyi olur. Şirin. Şirin, buraya gel. Ya iyi değil mi? İyi olmaması gereken biri varsa o da benim. Elin adamıyla İzmir'e gitmek nedir? Ya tamam, konuşacağız. Ne konuşacağız? Yarın konuşacağız. Hadi ne olur yalnız bırak. Yiğit, ne olursun hadi. Yiğit, lütfen. Ben de artık müsaadenizi isteyeyim. Bir şey yemedim. Saat de daha erken. Yani daha fazla rahatsız etmeyeyim. Teşekkür ederim. Peki, nasıl istersen. Çok güzel bir akşamdı.
Şirin sen ne yapıyorsun orada ya? Konuşacağız. Ya neyi konuşacağız, in aşağı. Ne yapıyorsun? Yürü. Hadi ya, gidiyoruz geri. Yürü, bırak. Bırak, hiçbir yere gitmiyorum. Bırakayım seni, gel buraya. Hiçbir yere gitmiyorum Ferhat, beni dinleyeceksin. Şirin. Şirin çık dışarı, konuşacak bir şeyimiz yok, çık dışarı. Ya yapma. Lütfen, nasıl hissettiğini biliyorum, inan bana, benim için de çok zordu. Ya bana neyi açıklıyorsun, ben senin neyinim? Sen bana hiçbir şey açıklamak zorunda değilsin, hadi. Benim düne kadar hiçbir şeyim değildim. Ama bugün... Ben senin elini tuttum Ferhat. Ya rüya görüyorsun sen ya. Gezdik, eğlendik, hoşuna gitti, benim de hoşuma gitti, tamam mı? Bu kadar. Bizim aramızda bir şey yok, olamaz da. Ya söylediklerine inansam bir dakika durmam burada ama inanmıyorum. İnanmıyorum, bana nasıl baktığını gördüm. Gerçekti, biz gerçeğiz. Ya bir bak etrafına bak. Bak! Bizim aramızda dağlar var. Ben bugün o dağlara çarptım, tamam mı? Sen de çarpacaksın, anlayacaksın bir gün. Benim o dağları aşacak gücüm var Ferhat. Senin de var biliyorum. Var mı bir haber Yakup? Yok abi. Arıyor hala çocuklar. Kim vardı yanında? Bu üç abi. Ne çeşit aptallarsınız lan siz? Hı? Ne çeşit aptallarsınız? Üç adam. Bir kadına sahip çıkamıyor musunuz lan? Konuşun. Emrettiğiniz gibi akşamüstü mağazaya götürdük Şehnaz Hanım Hüseyin Bey. Evet. Çok şey seçti. Hepsini aldık. Sonrasında paketleri araba yüklemek için çıkınca. Neden üçünüz birden çıkıyorsunuz? Neden biriniz mağazada kalmıyor? Elimizdeki paketler çoktu abi. Vakit kaybetmek istemedik. Vakit kaybetmek istemediniz. Ama şimdi vakit kaybediyorsun bak. Hayatının kalan bütün vakitlerini kaybediyorsun. Onu ne yapacağız? Bulacaksınız bana Şehnaz'ı. Yer yorulup içine girmiş olsa bulacaksınız. Anladın? Beni kurtarıp buraya getirmiştin ya. Gözümü açtığımda çok ürkütücü görünmüştü bana. Şimdi dünyanın en güzel yeri gibi görünüyor. O gün seni 500 metre kucağımda taşıdım. O kadar güzeldin ki. Yorulduğumu anlamadım. Artık yanımdan ayrılmak istemiyorum. Evdekileri anlamadan dönelim Şirin. Hadi. Babamla kötü ayrıldık. Dedim ya. Sadece o anı hatırlıyorum. Onlar arabaya binerken beni de götürün diye ağladığımı, babamın sen ablanla kalacaksın dediğini ve benim ona bağırdığımı hatırlıyorum. Sadece bunu hatırlıyorum. Şirin. Küçüktün. Üzme kendini. Bir kadın yüzünden olmuş her şey. Kimmiş o kadın, hatırlıyor musun? Şehnaz. Bu ismi hatırlıyorum.
Güya onun kocası öldürmüş alemi. Kocası mı? Bilmiyorum. Yani emin değilim. Ki kendimi zorlasam da başka bir şey hatırlamıyorum. Tüm cevaplar karalılardı. Hoş geldiniz hanımefendi. Ne almak istersiniz? Efendim.
gece marangoz halinde düşürmüşsün. Teşekkür ederim.